Dostlar, bugün yine renkler ve hayat bulan taşlar projemizde ki etkinlikten biri olan beş taş oyunumuz var. Bakalım taşlarda nasıl bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi beş taş. Bu bizim çocukluğumuzda oynadığımız bir oyun. Kültürel bir oyun yani. Bunu Türkiye'de bilmeyen yoktur. Çocuklar, bu oyunumuz 5 tane taşla oynanıyor. Genelde yuvarlak taşlar kullanılıyor. Şimdi misket de kullanılıyor ama taşın yerini hiçbir şey almaz. Kaç tane taşımız var? 1, 2, 3, 4 ve 5. Çocuklar, ne yapar? Bu oyun nasıl oynanıyor biliyor musun? 2 tane oyuncuyla oynanıyor. 2 kişi karşılıklı oturuyor. Daha büyük gruplar da olabilir ama genelde 2 kişiyle oynanıyor. Sizi karşılıklı oturdum ya ben. Genelde 2 kişiyle oynanıyor. Ne yapılıyor? Önce taşlar atılıyor. Bir tane taş seçiyorsunuz. En rahat seçebileceği, alabileceğiniz taşı. Taşın birini havaya atıyorsunuz. Diğerdekini kaldırmaya çalışıyorsunuz. Diğer taşı düşürmeden. Bu şekilde. Gördünüz mü? Evet. Bakın şimdi yine atıyorum. Yerdekini kaldırdım. Gördünüz mü? Kaldırdım yerdeki taşı. Bakın, 5 taş da elimde. Şimdi ben birileri başardım. Bana bir alkış. Hadi bakalım. Çocuklar, bu oyunumuzu siz daha yeni öğreneceksiniz. Ama bunun kuralları var. Mesela ikilerde iki taşı birden kaldırıyorsunuz. Kaldırmaya çalışacaksınız, başaracaksınız. Kaldıramazsanız yan oluyorsunuz. Yanıyorsunuz, sıra diğer arkadaşınıza geçiyor. Anladınız mı? Üçlere geçtiğinizde 3 taşı birden. Dörtlere geçtiğinde 4 taşı birden kaldırmaya çalışıyorsunuz. Beşlerde bütün taşı alıyorsunuz zaten. Tamam mı çocuklar? Bunun kuralları vardır. Taşın titrememesi gerekiyor yerde. Okey. Bakıyoruz şimdi. Şimdi ikilere geçtim ben. Birleri yaptım ya. Şimdi ikilerdeyim. İkilere geçiyorum. Taşları çok uzağa atmışım. Nasıl alabilirim? Onun hesabını yapıyorum. Öyle bir taş seçmeliyim ki diğerlerini çok rahat kaldırabilmeliyim. Ben bu taşı alacağım çocuklar. Şu ikisini rahat kaldırabileyim diye. Bakalım başarabilecek miyim? Aldım, bakın. Evet. İki taşı birden kaldırdım yerden. Şimdi yine taşımı alıyorum. Bakalım bu iki taşı kaldırabilecek miyim yerden? Kaldırabilir miyim sizi? Evet. Hadi öğrendiğimizde bir moral alkışı. Zor olsa aldım. Bakıyoruz. 3 taşı kaldırmam lazım. Oo, bu çok kolay olacak. Bu taşı seçtim kendime. Önce bir tane taşı aldım. Şimdi 3 taşı kaldırmam gerekiyor yerden. Bakalım kaldırabilecek miyim? Hop. Kaldırdım. O parmağım arasından düştü. Şimdi 4'lerdeyim. Bu 4 taşı birden kaldıracağım yerden. Çok başarılı olduğum söylenemez. Şimdi daha 5 taş. Çocuklar, bu oyun böyle oynanıyor, tamam mı? Evet. Hadi bakalım, şimdi hep beraber oynayacağız. Kocaman alkış.